Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde gündemi değerlendirdi. İşte BTP liderinin o yazısı. BRICS ülkeleri kendi aralarında milli paralarla ticaret kuralını hayata geçirmeye başladılar. Şimdi ise üye devletlerin ticaretini arttıracak yeni yaklaşımlar için düğmeye basılıyor. BRICS ülkeleri adına 9. Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ne katılan Vladimir Gorbanovski, Türkiye'ye gelin siz de bu halkaya katılın ve BRICS-T olalım teklifinde bulunmuştu. Kaderin cilvesine bakın, Türkiye'de bizi ne kadar duymak ve görmek istemeseler de Cenab-ı Hak bizi her yerde karşılarına çıkar. Türkiye'ye ikinci kez milli paralarla ticaret kuralını öneren Putin'in dış siyaset anlayışında milli ekonomi modeli temel kriter oldu. BRICS ülkeleri Rusya, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'nın nüfusu dünya nüfusunun yarısına karşılık geliyor. Yani milli ekonomi modeli 4 milyar insanın emeğinin ve üretiminin devreye girmesi için kullanılan bir model bugün. İşsizliğin sona ermesinin, sürekli büyümenin, adil gelir dağılımının formülü olarak milli ekonomi modeline sarılıyorlar ve faydasını görüyorlar. Bazıları ülkemizde %50'nin oyunu almanın öneminden bahsede dursun. 35 milyon nerede, 4 milyar nerede? Asıl dünya liderliği bu değil de nedir? Bugün Türk milleti modele sırtını döndükçe açlığına ve sefaletine kucak açıyor, gören göze. Her seçim döneminde ülkemizin iki kanayan yarası gündem edilir. Terör ve işsizlik. Siz günün şartlarında buna bir de FETÖ'nün dinler arası diyalogla inancımıza verdiği tahribatları ekleyebilirsiniz. FETÖ, dini ve milli bütünlüğümüze kasteden bir haindir dediğimizde kör, sağır ve dilsiz oynayanlar şimdi kapalı kapılar ardında yıllarca bizden dinlediklerini millete anlatmaya çalışıyorlar. Yine terör meselesini biz bitiririz, işsizliğin çaresi bizdedir derken bıyık altı gülenler iflas şartlarında bizim formüllerimizden kopya çekmenin derdindeler. Siz Türkiye'de müzakere adı altında masada muhatap kabul edilen örgütün sınır ötesindeki uzantısını yok etmeye çalışırsanız, üstelik bunu da zerre menfaat beklemeden başkalarının bölgeye yerleşmesi için yaparsanız ne içeride ne de sınır ötesinde terörle baş edebilirsiniz. 20 yıldır her istediğini verdiğiniz, her imkanı tanıdığınız insanları tek kalemde silerek de bir inanç temizliği yapamazsınız. Veya ekranlarda darbeye rağmen ekonomimiz çok iyi demeçleri vermek ekonomiyi düze çıkarmaya yetmez. Güneydoğumuz savaş alanı, Fırat Kalkanı harekatı ülkedeki terörü de azdırdı. Kabul edilsin ya da edilmesin, Türkiye içeride ve dışarıda savaşta. Çok acı. Ne için ve ne zamana kadar olacağı okyanus ötesinin tercihine kalmış bir operasyonda bir bilinmeze gidiyoruz. Temennimiz Afganistan dağlarında veya Vietnam'da Amerika'nın düştüğü batağa düşmememiz. Zira değişen iklim dengelerine göre suların altında kalacağı kesinleşen Amerika'nın esasen verimli hilal kabul edilen Mezopotamya bölgesini ne Türkiye'ye ne de İsrail'e bırakmayacağı ve kendine ayırdığı gün gibi aşikar. Dünya genelinde 4 milyar insan bizim tezimizde kurtuluşa ulaşırken ve Amerikan emperyalizminden kurtulurken Türk milleti Amerikan emperyalizmiyle beraber olup işgalle yaşıyor, hayatını sürünerek geçiriyor. Ayıkana kadar da daha çok sürünür. Sürünmek isteyen yoluna devam etsin. Profesör Doktor Haydar Baş.